Evet arkadaşlar, daha önceden biz Arduino'da DC motorları ve servo motorları görmüştük. Analog girişleri de görmüştük. Şimdi bunu pekiştirmek için bir uygulama yaptık. Bu uygulamada analog girişlerden bir potansiyometre, şuraya 10K'lık bir potansiyometre bağladım ben. Analog girişlerle bu motorları nasıl kontrol edebiliriz? Bir DC, bir de servo motor örnekleri üzerinde bakacağız. Her iki devrede de potansiyometrenin bir ucunu artı 5 volta, diğer ucunu GND hattına çekiyoruz. Orta ucunu da bir analog girişe, ben A0'a bağladım. Potansiyometre bağlantısı bu kadar. DC motorların iki tane ucu var arkadaşlar. Bir tanesi GND hattı, direkt GND'ye bağlı. Diğeri de PWM çıkışlarından bir tanesi de ben 9 numaraya bağladım. Servo motor örneğine geldiğimiz zaman potansiyometre yine bir uç 5 voltta, diğer uç GND'de, ortadaki ucu analog 0 bacağına bağladık. Servo motorlarda biliyorsunuz 3 tane bacak var. Bir tanesi kahverengi olan GND hattına, kırmızı olan artı 5 volt hattına ve sarı olan da yine bir tane PWM çıkışına bağlanacak. Ben yine onu 9 numaralı bacağa bağladım. Tüm bağlantımız bu kadar. Bakalım kodları nasılmış, bir inceleyelim. Evet, soldaki DC motor için, sağdaki de servo motor için. Aslında 3 aşağı 5 yukarı kodlarımız aynı. DC motor için neler yapmışım? Pinleri tanımlamışım. Potansiyometre pini A0, motor pini de A9 olsun şeklinde. İki tane de tam sayı değişken, giriş ve çıkış diye iki tane değişken tanımlamışım. Bu işi servo kısmında nasıl yaptık? Servo kısmında biliyorsunuz servolar önce bir kütüphaneyi dahil etmek gerekiyordu. Ondan sonra da servo nesnesi oluşturuyorduk. MyServo isimli bir nesne oluşturduk. Onun dışında giriş pini yine A0 DC motorda olduğu gibi tanımlandı. Yine giriş ve çıkış pinleri de tanımlandı. Setup kısmına gelince potansiyometre pinlerinin giriş, motor pinlerinin çıkış pini olduğunu tanımlıyorum. Ama servo motorda aynı işlem attach komutuyla arkadaşlar 9 numaralı bacağı bağladığımızı öyle gösteriyoruz. Çıkış pini olarak tanımlamamıza gerek yok bunu yazdıktan sonra. Yine potansiyometre pininin giriş olduğunu tanımlıyorum. Programı kontrol edebilmek için yine ben bir seri ekran açtım. Her iki durumda da bunu görüyorsunuz zaten. Bir seri haberleşme başlatıldı. Şuradan inceleyelim. İlk önce yaptığımız şey A0 bacağını analog olarak okuyup bunu giriş diye bir değişkenin içine atmak. Sonra da map komutuyla bu girişteki değeri, biliyorsunuz analog girişler 0 ile 1023 arasında 1024 değer olurken çıkışlar 0 ile 255 arasında 256 değer oluyordu. Map komutuyla bu 0 1023 arasındaki değeri 0 255 aralığına dönüştürüp çıkış diye tanımlıyorum. Sonra da analog write komutuyla bunu motor pininden çıkış olarak veriyorum. Bu da motorun hızını belirleyecek. Yine kontrol için, çıkış gerilimlerini kontrol etmek için bunları yazdım. Bir 500 milisaniyelik ara verip her şey aynen devam edecek. Seri ekrandan bu çıkış gerilimlerini kontrol edebiliriz. 0 ile 255 arasında olacak. Hemen seri ekranı çalıştırıyorum. Şu anda 12 görünüyor. Potansiyometreyi biraz açıyorum. Sağa doğru çeviriyorum. Değerin değiştiğini görüyorsunuz. 255'e kadar çıkacak. 255 de bunun maksimum değeridir. Motorun en hızlı döndüğü an. Tekrar kısıyorum. Ve motor duruyor zaten. 0 volta kadar geldi. Aynı şekilde servo için neler yaptık bir bakalım. Yine A0 bacağını analog olarak okuttuk ve giriş diye bir değişkenin içine attık. Sonra map komutuyla bunu çıkışta yine değiştireceğiz. Giriş pini 0 ile 1023 arasındaydı. Bunu servo için, biliyorsunuz servolar 0 ile 180 derece arasında dönüyor. Bunu dolayısıyla 0 ile 180'e dönüştürdüm. Daha sonra myservo komutuyla buradaki açı değerlerini servo pininden, yani 9 numaralı PWM pininden yolluyorum. Yine kontrol etmek için giriş ve çıkış servolarını burada kaç derece olduğunu takip ediyorum. 10 milisaniyelik bir gecikme zamanı verdim. Yalnız bu 10 milisaniye olduğu zaman tabii çok hızlı geçecek. Ama yine de bir görelim istiyorsanız. Evet, yine seri haberleşmeyi başlatıyorum. Potansiyometre 76 değerini gösteriyor.
sağa doğru sonuna kadar çevirdim. 180 derecelik bir açıyla dönüyor. Sonra sola doğru çeviriyorum. 65 ve servom sola doğru dönüyor. Çok hızlı geçtiğini söylemiştim. Ama genel anlamda herhalde anlaşılıyor. Evet arkadaşlar, seri girişlerin ve seri çıkışların potansiyometre ile kontrolü de bu kadar. Bu projeleri daha da geliştirmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.